hafta sonunda çok konuşulan, dün akşam Ömer Çelik'in basın toplantısıyla başka bir faza giren bir tartışmaya açıklık getirerek başlamak gerekiyor. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuydu. Düşman askerinin, Yunan ordusunun İzmir'den denize dökülüşü, Anadolu topraklarını terk edişi ve işgalin sona erişiydi. Bunun kutlamalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in yapmış olduğu harika organizasyonla İzmirliler dünya tarihine geçecek, rekorlar kitaplarına geçecek bir katılımla tarihlerine, şanlarına, şereflerine, kendilerine yakışır bir şekilde kutladılar. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız bu kutlamaların coşkusuna uygun ve tüm değerlendirmelerin dozunda olduğu ve emperyalist çizmelerinin İzmir'i kirlettiği andan İzmir'i terk ettikleri ana kadar ki dostu düşmanı ayıran bir değerlendirme konuşması yaptı. Tarihi bir konuşma yaptı, iyi bir konuşma yaptı, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri esas olarak tabii oradaki kalabalığı, oradaki muhteşem katılımı ve oradaki duyguyu paylaşamayan birileri hazımsızlık gösterdiler. Karınları şişti, kimyaları bozuldu ve saldırmak için her zamanki gibi bir şey aradılar. Ve arayıp da buldukları cümle şuydu. Tunç Soyer'in 100 yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydiler. Bu cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alparslan'a kadar götürenler oldu. 1071'e kadar. Efendim ecdadımıza laf ediyor diyenler oldu. Osmanlı'ya laf ediyor diyenler oldu. Çok net söyledik. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim diye. Ama Vahdettin'le ve o günkü iktidar sahipleriyle siz Fatih Sultan Mehmet'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Orhan Gazi'yi, Sultan Alparslan'ı aynı kefeye koyarsanız esas tarihe haksızlık yapan, ortak geçmişimize haksızlık yapan ve bu tarihi kişiliklere haksızlık yapan sizlersiniz dedik, anlamadılar. Sonra şunu söyledik. O sözler Tunç Soyer'e değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir dedik. Bunu da anlamazlıktan gelenler oldu. Efendim, öyle bir toplumsal karşılık buldu ki bu yaklaşım. Dün akşam Ömer Dinçer'in tarihi geri vitesine hep beraber şahitlik ettik. Diyor ki, ya işte ihanet içinde olanlar hariç. Peki kim ihanet içinde, kim değil? Kim değerlendirecek? Yani Ömer Bey Fesli Deli Kadir'den dinleyebilir. Ya da önceki Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan. Fesli Deli Kadir hiç kurşun sıkılmadı. Neredeyse kurtuluş savaşı olmadı diyor. Şehirleri çatışma olmadan teslim aldık diyor. Ve kurtuluş savaşını hiçe sayarak Atatürk'ün varlığını ve ona olan minnettarlığımızı küçük görmeye çalışıyor. Fesli Deli Kadir Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime demişti. Recep Tayyip Erdoğan dirisine kendi gitti, ölüsüne 5 bakan yolladı. Ne diyordu Fesli Deli Kadir? Keşke Yunan kazansa diyordu. Keşke Yunan kazansaydı diyordu. Ne diyordu Fesli Deli Kadir? Bir gün gelecek Atatürk heykellerinin sokaklarda köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceğiz diyordu. Şimdi Ömer Bey haini ve vatanseveri kime göre ayıracak? Bunlara göre mi ayıracak? Biz Atatürk'ü dinledik, ondan duyduk, ondan okuduk. İşte elimizde nutuk, Atatürk'ün söylevi. Kendisi okudu bunu mecliste. Baştan sona günlerce. Ve şöyle söylüyor. Ne demişti Tunç Soyer? Çünkü bazı kafası karışanlar olabiliyor. 100 yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, delalet ve ihanet içindeydiler. Atatürk nutkun en başında. Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüşte iki tane iktidar sahibinden bahsediyor. Kim olacak? Biri padişah, birisi de damat Ferit hükümeti. Biri hükümetin başı, biri de ülkeyi yöneten Vahdettin. Diyor ki, padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve sadece tahtını koruyabilmenin
hayal ettiği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, haysiyetsiz ve korkak. Padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razılar. Tartışma bitmiştir. Ömer Bey, kitabı ortasından değil başından okuyalım. Kitabı başından okuyunca Atatürk diyor ki Vahdettin bunu yapmakta, damat Ferit bunu yapmak. Başka da iktidar sahibi yok kardeşim. O tarihte iki tane iktidar odağı var. Atatürk bunlar için bunu söylüyor. Aksini söyleyen millete anlatsın. Bu ülkenin %92'si, %95'i Atatürk'e minnet, vefa duyan insanlardan oluşuyor. Bütün bir hafta sonunu Atatürk'ün bu değerlendirmelerinin hilafında saldırmakla ve Cumhuriyeti aşındırmaya çalışmakla uğraştınız. Konu kapanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gazına gelip Vahdettin güzellemesi yapanlar, hatta bugünkü manşetlerine bile bunu taşıyanlar dün gördüler ki tam da seçim üstü toplumun geneli bu tartışmalarda Atatürk'ün yaptıklarını, Atatürk'ün yazdıklarını, Atatürk'ün yazdığı tarihi bilmekte, önemsemekte, buna itiraz edenlerin notunu vermekte. Dün akşam Ömer Bey geri vitese takmış. İhanet içinde olanlar hariç. Kim onlar? Atatürk söylemin birinci sayfasında söylüyor. Nutkun ilk sayfasında söylüyor. Meclisin tutanaklarında var. Günlerce okudu. Ve o iktidar sahiplerinin ne durumda olduklarını özetliyor. Bundan sonra bu tartışma böyle kapanmıştır. Atatürk bitirmiş o tartışmayı kardeşim. Bitti. Daha da bunun üstüne hadi konuşun bakalım. Millet sokakta konuşturmuyor ki sizi. Ondan dün akşam geri vites yapıyorsunuz. Hafta sonu yaptığınız çıkışlardan sonra halk, evet ya neden böyle dediniz? Bizim ecdadımıza hakaret ettiniz diyeydi. Kimse susturamazdı Ömer Bey'i. Öyle bir imkan bulduklarında 10 gün hep beraber tepiniyorlar üstünde. Tartışmayı nutuk kapatmıştır. Atatürk kapatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yaşayan ve 100 yıl önce ne olduğunu bilen, Atatürk ve silah arkadaşlarına inanan, güvenen milyonlar yüzünüze kapıyı kapatmıştır kardeşim. Bitti gitti. Şimdi gelelim güncel konumuza. Günlerdir ve bugün manşette bütün gazeteler, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak diye söylediler. Dün açıklandı. Birincisi şu. 20 yıldır iktidarda kim ya? Kim iktidarda da bu ülkedeki milyonlar, 10 milyonlar sosyal konuda muhtaç haldeler? Biz iktidar olduğumuzda evi olmayan, yoksul olan, ev alma ümidi olmayan herkesin sosyal konut sahibi yapılacağını yıllardır söyledik. Sosyal Demokrat Parti'yiz. Siz 20 yıldır iktidardasınız ve geldiğiniz noktada öyle asgari ücretliler, altındakiler, yoksullar, sokakta yatanlar değil. Sizin döneminizde artık evi olmayan herkes ev alamayacak durumda. Arabası olmayan hiç kimsenin araba alma ihtimali kalmamış. Öyle bir noktaya geldi ki orta direk vardı, onu yoksullaştırdınız, çökerttiniz. Eskiden memur aileleri, öğretmenler, devlet memurları, küçük esnaf, orta ölçekli, küçük orta ölçekli çiftçiler, esnaf, orta direkti. Ve toplumun en önemli ve aslında toplumu taşıyan ana kolonlardı bunlar. Bunların hepsini kırdınız, çöktü, o göçüğün altında kaldı hepsi. Hepsi yoksul. Bugün sosyal konut tarifinize bakın. Bugün asgari ücret 5500 lira net. Siz 16 bin liranın, 18 bin liranın İstanbul için altında geliri olanları sosyal konuda muhtaç ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Ve utanmadan, sıkılmadan çıkıyorsunuz. Günlerdir diyorsunuz ki mesela bakan diyor ki efendim öğrenciler ev tutmak yerine ev alacaklarmış. Bak sen. Şimdi bugün İstanbul'da sokakta devlet yurdu çıkmamış,
özel yurda parası yetmeyen, işte 4 kişi 5 kişi küçük bir daire bulur da 5'e bölür de acaba barınır mıyız diye arayana diyor ki hiç aramayın diyor, gelin ev alın. Bir kere 2 sene sonra teslim. Nasıl olacak öğrenci ev alacak, yatırım olarak mı alacak öğrenci? Başını sokacak yer arıyor. Hemen alın diyor. Birincisi bir kere buradan çuvalladınız. İkincisi 2280 lira 2+1 daire. Bu öğrencinin babası asgari ücretle hem geçinecek, hem barınacak, hem bir de çocuk okutacak. Sen diyorsun ki ver 2280. Kiraya neyi versin? 3000 lira kiraya ver. 3000 lira TOKİ'ye ver. Gitti zaten asgari ücret. 500 lira açıktayız. Elektriği kim ödeyecek? Suyu kim ödeyecek? Doğalgazı kim ödeyecek? Kömür parasını kim ödeyecek? Boğazdan nasıl ekmek geçecek? Kiradaki adam kira parasını buraya ver diyorsun da 2 yıl boyunca kirasını kim versin? Böyle bütünleşik adam gibi gerçekten sorunu çözen bir öneride bulunun kardeşim. Bu proje olmalı mı? Hiç olmamasından iyidir. Neden? Birileri yararlanıyorsa iyidir. Kim yararlanırsa yararlansın. Ama bu projeden ezilenler, yoksulların, evsizlerin yararlanması mümkün değil. Aslında hattı çiziyorsun sen. 14-15 bin lira aylık geliri olursa hem kira ödeyebilir diyor, belki diyor bir de bunu ödeyebilir diyor. Böyle acayip bir durum. Ayrıca %10 peşinat. Öğrenci kardeşim, ya yurt çıkmamış. Özel yurt pahalı. Diyor ki 60 bin lira ver, ben sana 2 sene sonra ev vereceğim. Her ayda taksit ödeyeceksin. Böyle bir anlayış yok. Böyle bir yaklaşım yok. Bugünkü yaraya merhem değil. Bir kişi evsizi bile ev sahibi yaparsa sosyal konut projesi iyidir. O açıdan yararlanabilecekleri hayırlı olsun. Ama ne sürünene, ne yoksula, ne yeni yoksul, eski orta direğe imkanı yok. Şu anda siz evin yoksa bir daha hiç ev sahibi olamayacağın bir düzlem yarattınız. Ve bugün geldiğiniz noktada ancak ve ancak bunu itiraf ediyorsunuz. Bu kampanya bunu tescilliyor. Gelelim TOKİ'nin açıkladığı listeye göz atalım. 608 bin liralık ev geçen sene kaç paraymış? TOKİ geçen sene 2+1 daireye 293 bin lira diyormuş arkadaşlar. 293 bin lira. 3+1 daireye geçen sene 560 bin lira diyormuş. Geçen sene 290 bine verdiği 2+1'i bugün 608 bin liraya teklif ediyor. Müthiş kampanya. Gören de geçen seneki fiyatlardan yapacak sanırsın. Mümkün mü? Mümkün değil çünkü inşaat maliyetleri uçtu gitti. Bakın 2+1'de 2 katın üstüne çıkarmışlar. 3+1'de neredeyse 2 kat bir fiyat çekiyorlar. Peki bu böyle mi hakikaten? Böyle mi değil mi merak edenlerin bakacağı 2 tane grafik var. Son sene konut fiyat endeksi elbette TÜFE için düzenlenmiş, TÜİK tarafından düzenlenmiş ve konut fiyat endeksinde 1 senedeki artış %160. Bu İzmir ve Ankara için çok daha yüksek. %185'lerde, İstanbul'da buralarda, bazı şehirlerde %150'lerde. Bakın 1 yılda konut fiyatları bu halde. 1 yıldaki konut fiyatlarının artış endeksi. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Yazmıyor ama Made in RTE. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Diyor ya büyük ekonomistim. Faiz sonuç değil, sebeptir. Ben faizi düşürünce her şey. Aha da düştü bak. Konut fiyatları %160 arttı. Peki son 1 yıla bakmayın kardeşim. Son 1 yılda bir şeyler oldu, böyle oldu. Nereye bakalım? Tayyip Erdoğan'ın görev süresinden hemen öncesine bakalım. Aynı endeks 2017'deki konut fiyatı 100 kabul edilirse şu anda 470. Yani tek adam rejimi başlamadan önce 1 lira olan evler 5 lira olmuş. 1 milyon olan evler 5 milyon olmuş. O zaman 1 milyonluk eve emekli ikramiyesiyle, taksitle, onunla bununla kavuşmak mümkündü. Şimdi 5 milyona kim kavuşuyor? Kimde var 5 milyon? O zaman 400 bin lira olan evler şimdi 2,5
milyon lira. Böyle bir yere geldi. Gecekondu diye bakacağın yerler böyle bir fiyat artışından karşı karşıya. Recep Tayyip Erdoğan, isminin bir önemi yok, tek adam rejimi tarafından Türkiye'deki konut fiyat endeksi. İktidara geldiler, tek adam rejimi başladı, tırmanış başladı. Durmuyor durmaz. Bu iktidar değişmeden bu artışlar durmaz. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Çevre Bakanı geçen hafta öğrencilerle ilgili söyleyince, biz de eleştirince dönüp doğrudan ismimi de anarak eleştirdi. Bizim eleştirilerimizi haber yapmayan bazı çok değerli basın kuruluşları cevabı haber yaptı da adımızı onların bültenlerinde gördük. Habercilikte şu var: bir iddia, bir yanıt. İddiayı haber yapmayıp yanıtı haber yapmak sorunlu bir iş. Yanıtı yaparken bari bizim ne dediğimizi söyle. Yok. Bakan diyor ki Özgür Özel'in dediği. Millet bilmiyor ki ne dediğim. Yapmamışsın haberi. Yapanlara sözüm yok. Yapan gerçek gazetecilere, gerçek televizyonculara sözümüz yok. Ama eleştirimizi haber yapmayıp cevabı haber yapan, cevap verirken bile eleştiriye yer vermeyen bir habercilik anlayışını buradan reddediyoruz. Ve diyor ki o bakan 3-4 gün bekle görürsün demişti. Ben bekledim, gördüğüm şu: yurdu olmayan, barınma sorunu olan öğrencilere ki 100 bini bu senenin yeri öğrencisi, diyorsunuz ki 60 bin lira ver. Ya 60 bin lirayı bulsa senin kapında işinle, senin dünkü açıklamana niye beklesin? Sonra diyorsunuz ki 60 bin lirayı ver. Yoksa olmaz. 60 bin lirayı bulsa zaten mütevazi bir yurda verecek, zaten başını içeri sokacaktı çocuk. 60 bin lira ver, gelecek aydan itibaren 3 bin lira ver, 2800 lira ver. Ondan sonra da 6 ayda bir zam gelecek. Öyle bir kampanya ilan ettiler ki sanki bugün parayı vereceğim, 20 yıl boyunca sabit ödeyeceğiz sanıyorduk. O sadece ve sadece arsa isteyenlere yapacaklarını söylüyorlar. 6 ayda bir bu ödemelere zam gelecek. Seçimden sonra Allah biliyor neler olacak. O yüzden bugün sayın kurum çıksın, bir özür dilesin, ismimi ansa da olur, anmasa da olur. Geçen hafta biz bu işin sıkıntılı olduğunu ve çözümün başka yerlerde olduğunu söylemiştik. 4 gün sabrettik, 60 bin lira para, 3 bin lira aylık ödeme ve 6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve kim yapacak evleri? TOKİ yapacak. Ben milletvekiliyim. TOKİ ile ilgili bir değerlendirme yapacaksam vallahi Sayıştay raporlarına bakarım. Çünkü meclis adına TOKİ'yi Sayıştay denetliyor. Diyor ki Sayıştay, hangi TOKİ? Şu TOKİ. 2 yıl sonra vereceğim diyor ya. Dediği tarihte evleri teslim etmeyen TOKİ. Özgür Özel, yapma vatan hainliği ya. Toplu Konut İdaresi milli bir kuruluştur. Onu yıpratmak suretiyle hükümetimizi yıpratıyorsun, darbecisin sen diyebilirler. Bakın Sayıştay ne yazmış TOKİ'ye. İdarenin muhatap olduğu dava sayışında özellikle satılan konutların geç teslim edilmesi nedeniyle açılan tazminat davalarından kaynaklı büyük bir artış olmuştur. 2010 yılında 5000 dava açılmışken 2018'de 54.410 dava açılmıştır. Nasıl? Bakın, tarihin en büyük konut seferberliğine kalkışanların verdiği rakamları dün duydunuz. 2018 yılında TOKİ'ye bana ev ver, ben parayı ödüyorum, düzenli ödüyorum, evimi vermiyorsun diyen 54.000 kişi mevcut. Bunlar sadece bunu söylememiş, bıçak kemiğe dayanmış. Adam avukat masrafına, harcına, puluna katlanmış, TOKİ'ye dava açmış. Evimi ver kardeşim diye 54.000 kişi var. Şimdi sen diyorsun ki emin ol 2 yıl sonra evleri vereceğiz. 60.000'i ver, 2 yıl boyunca 2800 ver. Ben sana 2 yıl sonra ev vereceğim. 55.000 kişi mahkemelik seninle, evlerini vermemişsin daha. Peki hangi TOKİ?
kötü malzeme kullandığı için raporlara adı geçen vatandaşın illallah dediği TOKİ. Kornis takacaktım diyor, tavan döküldü diyor. Perdeyi asacak, tavan dökülüyor. Hangi TOKİ? Tedarikçilere ödeme yapmadığı için zincirleme şehirlerdeki mal satanları, hizmet görenleri, alt işverenleri, taşeronları mağdur eden TOKİ. Hangi TOKİ? Taşeronunu mağdur ettiği ve taşeronunun mağdur ettiklerinden dolayı o şehirlerdeki inşaat sektörünün bütün işleyişini aksatan TOKİ. Her birisinde binlerce dava, her birisinde uyuşmazlık. Oradan alacağım, buradan alacağım. TOKİ'ye gidiyorum, ben bilmem, müteahhite git. İmzayı attırmış, müteahhitin taahhütleri yerine gelmezse ben sorumlu değilim. Olur olmaz işlerin TOKİ'si. O yüzden bakın, bu TOKİ çok önemli bir kurum. AK Parti'den önce kurulmuş bir kurum. AK Parti bu TOKİ'ye bir sürü şey yaptırdı. Lüks konutlar yaptırdı, villalar yaptırdı. Orada kalite sorunu yok. Ama ucuz ev diye vereceklerini kalitesiz, kötü ve zamanında vermedi. Bu seferki bu sınavdan bunlar yine kalır. Ama bunda iyi bir taraf var. 7 ay sonra kontrol el değiştiriyor. Yani TOKİ'den alacak olan vatandaş, ya ben bu daireyi almayayım mı dersen, al kardeşim. Çünkü 2 sene sonra evleri biz teslim edeceğiz. Bizim içinde bulunduğumuz iktidarın sana kötü, sana malzemesi kötü, senin mahkemelik olacağın bir şey yapması mümkün değil. Gelip bu işleri de temizlemek yine bize düşecek. Ama gücü olan, başvuran başvursun, alabilir. Ev sahibi olmaya vesile olursa da iyi bir şeydir. Ama bunların karnesi kötüdür, sicili kötüdür. Bu hesapta bugünkü yoksulu kiranın altında ezileni çözemez. Çünkü 5500-6000 lira maaş alan, kiradan dolayı ezilenin bir de cepten 3000 liraya yakın para çıkarıp vermesini, 60000 lira peşinat vermesini hangi akla sığıyor? Yapabilecek olan varsa yapsın. Ama bu yaraya merhem değildir. Yarattığınız orta direğin dönüştüğü yeni yoksulların sorunu budur. Çaresi bu değildir. Türkiye ekonomik olarak Temmuz ayı ile birlikte yeni ve çok zorlu bir döneme girdi. Şimdiye kadar faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasının neden olduğu enflasyon ve döviz krizi yaşanıyordu. Bu çok büyük bir yoksulluğa, Türkiye'nin unuttuğu bir enflasyona sebebiyet verdi. Şöyle hatırlatalım, AK Parti bizden önce enflasyon çoktu diyor. İktidara geldiği gün %29 tüketici, %30 toptan eşyaydı. Yani tefe, tüfe %29-30. Bugün geldiğimizde TÜİK'e göre, kimsenin inanmadığı TÜİK rakamlarına göre rakamlar 80'e 160 noktasına geldi. Yani %29'la aldıkları enflasyon %80 noktasına geldi. Bağımsız araştıran kuruluşlar %180 diye hesaplıyorlar. Vatandaş ona bile inanmıyor. Birken 3 oldu diyor. Gezin, görün, örneğin küçük çocuğuna okul ayakkabısı alacak bir babayı dinleyin. Geçen sene kaç paraymış, bu sene kaç para? %180'e bile tepki gösteriyorlar. 60 liralık bot 200 liraya satılıyor. Ve şimdi nerede %180 diyorlar? Nerede %100 artış? Nerede %80 artış? 1'e 3 oldu her şey diyorlar. Bunları görmek lazım, bunları konuşmak lazım. Ve makro ihtiyati tedbirler adı altında bir takım anlamsız, gereksiz, daha doğrusu birilerinin gerekli gördüğü ama normal ekonomik düzen içinde izahı olmayan bir tuhaf, yarı resmi, yarı mafyatik bir düzen ve böyle kurulmuş çarkların devlet gücüyle döndürülmeye çalışıldığı bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Öyle bir noktaya geldi ki iş, bankalara zorla düşüğe faiz vermek, ihracatçıya dövizini bozdurursan tepene binerim demek, döviz yaparsan tepene binerim demek. Adam ödeme yapmak için döviz alıyor,
Şubeden takip ediyorlar. Gizli olması gereken bu rekamları Ankara'dan takip edip şubeyi direkt arıyorlar. Bu niye döviz aldı? Efendim ödemesi var, ben anlamam, cezayı yersin. Bankalara limitler, kotalar, zorlamalar, bilmem neler, acayip bir sistem kurdular. Ve bu sistemin sonunda Türkiye ekonomi biliminin gerekleri yapılmak yerine bir Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, bu reisin şerifi, gaddar, iyi eğitimli ama sinirli, reisin sinirini piyasaya yansıtan, bütün başarısızlıkların öcünü bankalardan ve üreticilerden, ihracatçılardan alan, ayrıca da belli rakamları tutturabilmek, belli taahhütleri yerine getirebilmek için her türlü yeraltı sistemine de tevessül eden bir reisin iyi okumuş, gaddar ve bu ülkenin ekonomisine dünya üzerinde büyük itibarsızlık kazandıran, büyük bir itibarsızlığa sürükleyen birileri tarafından yönetiliyor. Merkez Bankası bir başkan yardımcısı var. Merkez Bankası'nda bu işler akıl almıyor. İtiraz edenlere mobbingler, sürgünler, ama o başkan yardımcısı kayıtlarımızda günü gelince kanunsuz emiri nasıl uyguladı, nasıl kanunsuz emirler yağdırdı, hepsinin hesabını teker teker vereceğiz. Böyle fasükül fasükül okuyacaksınız bunları. Benim ne demek istediğimi işi bilen herkes gayet iyi biliyor, en çok da kendileri biliyor. Bunun sonunda Türkiye'de şöyle bir durum var. Sanayi üretimi azalmaya başladı. Temmuz'da sanayi üretimi bir önceki aya göre %6.2 düştü. Gerçek işsizlik yükselmeye devam ediyor. Haziran'da 20.2 idi, 22.5. Bunu iş aramaktan yılanlar, vazgeçenler, yol paraması bulamadığı için iş aramaya gitmeyenler, öğretmen olduğu halde akşam taksi kullandığı için işsiz sayılmayanlar gibilerini makyajlamadan geniş tabanlı işsizliğe baktığınızda bu rakamlar öyle. Son bir ayda %20'den 22.5'a çıkmış noktada. Türkiye'deki gerçek işsiz 8.5 milyon kişi. 8.5 milyon kişi. Üçüncüsü, ihracatın aylık olarak artış hızı yavaşlıyor. Tek umut oradayken ihracat artışında yavaşlama var. Ve bu iktidarın sarılmış olduğu, bizim de ülke çıkarına gördüğümüz ihracat artışında, artış hızında ciddi bir azalma var. Dünyadaki talep, zil takıp oynuyorlar ya, Avrupa çok kötü olacak falan. Avrupa talebi kıstı mı? Biz ihracatı kime yapıyoruz? Bir de o tarafını düşünmek lazım işin. Büyük sıkıntılar var. Önümüzdeki aylar daha büyük sıkıntıya gebe. Turizm ve ihracat geliri dışında da bu ekonominin dönmesi, bu ülkenin böyle takadanak çökmemesi için başka bir imkan yok. Burada büyük sıkıntı var. %20 olan yılın ilk yarısındaki ihracat artış hızımız Temmuz-Ağustos aylarında %13'e kadar gerilemiş durumda. Cari işlemler açığı yeni bir rekora doğru gidiyor. Temmuz ayında 4 milyar dolar cari işlemler açığı vermiştik. 7 aylık açık 36.7 milyara ulaştı. Orta vadeli programa baktığınızda çok daha berbatını bekliyorlar. Bir net hata noksan var. Öyle bir şey ki bir hesabın içinde izah edilemeyen, kaydı olmayan falan %0.5 falan net hata noksan hesabın kendini geçti. Yani öyle bir kayıt dışılık, öyle bir dışarıdan kayıt dışı paralar bulunuyor, geliyor, neler oluyor, neler bitiyor. Böyle bir bütün dünyanın, ya Türkiye'de bir şeyler oluyor, ne yaptıklarını bir kendileri biliyor ama böyle bir ülkeye güvenilmez dedikleri bir noktaya gelmiş durumda Türkiye. Cari işlemler açığını finanse edebilmek için normal uluslararası piyasalardan da borçlanamıyoruz kardeşim. Yani finansal anlamda Türkiye'ye bırakın para vermeyi, selam veren yok. Risk birimi almış başını gitmiş. Savaşan ülkelerden daha yüksek riskteyiz. Enflasyonumuz Ukrayna'dan fazla, enflasyonumuz Rusya'dan fazla. Biri bombalıyor, biri bombalanıyor. Büyük savaş var ama onların enflasyonu bizimkinin 1/4, 1/5. Risk birimimiz en riskli ülkelerden daha yukarıda. Yani
akıl almaz boyutlara gidiyor geliyor ve Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor itiraf.com. Diyor ki bir döviz sıkıntısı yaşıyoruz. Dostlardan borç alarak sıkıntıyı aşmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'nin dostları, uluslararası kuruluşları falan geç. Türkiye'nin dostu Almanya, Fransa, Amerika, hatta Rusya, Çin, İran, Miran değil. Dostlar dediği Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Ve bunlardan aldıkları parayla ekonomiyi döndürdüklerini itiraf ediyor. Peki geriye saralım. Ya bunlar bizi çok sevdiklerinden mi bize para veriyorlar? Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bahar yaşıyoruz. Düne kadar gırtlak gırtlaydık. Neydi onlar? 15 Temmuz'un finansörü şerefsizler. Ben demedim. Yeni Şafak yazdı. Bu kadar şerefsizler yazdı. Böyle 9 puntoya manşet mi diyorsunuz? 11 sütuna manşet mi diyorsunuz? Bu kadar. 9 sütuna manşet, şerefsizler, darbenin finansörü. Bütün gazeteler, 7 gazete bunlara şerefsiz diyordu. Bir anda barıştık. Niye barıştık? İki şey var. Bir, Sedat Peker video çekmesin diye. Hadi bu Suç İşleri Bakanımızı ilgilendiren kısım. Başka yerlere de ulaşacak da şimdilik oralara laf etmiyor. Suç İşleri Bakanı'nın kısmı. İkincisi para lazım. Biz Birleşik Arap Emirlikleri'nden barışma karşılığında onlar bize 10 milyar dolar, 20 milyar dolar. Dostlarımız. Darbenin finansöründen el sıkışma, evladına sarılmadığı gibi sarışma. Doğru mu? Doğru. İki, Suudi Arabistan. Eğer Kaşıkçı dosyasını verirsek biz çocuklarımıza nasıl hesap veririz diyordu. Vallahi dosyayı hediye paketiyle bir yolladı. Doğru mu? Doğru. Ne yaptılar? Kaşıkçı dosyasını kapattılar, yolladılar, karşılığında dolarlar aldılar. Dostlarımız dediği bu. E bir de Katar var. Hanginizin umrunda İstanbul'a 3. Boğaz? Kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil Katarlılardan gayri. Kanal İstanbul'u yapıyor, önceden TİO'yu verdi, etrafındaki arsaları Katarlılara sattı. Karşılığında Katar'dan para geliyor. Var mı başkası? 4. bir ülke var mı? 4. Var mı bize para veren başka bir dostumuz? Bugün gırtlak gırtlağı olan başka birisinin gider yine elini eteğini öpersek ondan da bize para gelir. İşte size Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü yönetiminin ülkenin istikrarına, ülkenin uluslararası itibarına vermiş olduğu zarar. Her gün bu kürsüde bunları anlattık. Bugün geldiğimiz nokta budur. Dostları, yıllardır süren sert kavgalı dış politikayı terk edip tükürdüğümüzü yalamak, gidip onların elini öteğini öpmek, bütün savlarımızdan vazgeçmek karşılığında bize kimsenin vermediği dolarları veriyor. Tayyip Bey de diyor ki ekonomi dostlarımız sayesinde döndürmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum budur. Diğer yandan 2022-2023 öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü hepimizin iyi dilekleriyle açıldı ama iyi açılmadı. Fiziksel eksikliklerin yanı sıra temizlik personelinde, güvenlik personelinde sıkıntılar var ve 100 bin öğretmen açığı var. 100 bin öğretmen evde öğrencisiz otururken milyonlarca öğrenci de öğretmensiz kalıyorlar. Hak ettikleri branş öğretmeninin girmediği dersleri, boş geçen dersleri, başka sınıflarla birleştirilerek yapılan dersleri, bir minibüse doldurulup 4-5 tane köyün başka köylerde yaptığı dersleri bir kenara bırakırsak 100 bin öğretmen öğrencisiz, milyonlarca öğrenci de gerçekten hak ettiği öğretmene kavuşamıyor. Bir yandan öğretmenler meslek sınavından meşgul ediliyorlar. Bir yandan vekil öğretmenlik gibi, sözleşmeli öğretmenlik gibi meslek onuruna aykırı şekilde emekleri sömürülerek çalıştırılmak zorunda bırakıyorlar. Asgari ücretin altında maaş alan dünya kadar öğretmen var.
bu konudaki itirazları bir kez daha kayda geçirmek durumundayız. Tabii Milli Eğitim başındaki en büyük felaket öğrencilerin bir, şimdiye kadar Kültür Bakanlığından sonra en çok bakanlık değiştirilen, yazboz tahtasına dönen bakanlık ve buradaki son bakan. Milli Eğitim Bakanı olduğu gece ilk göreve başladığında özgeçmişinden İmam Hatip mezunu olmayı çıkarmıştı. Ben aşağılamıyorum İmam Hatiplileri. İmam Hatipler çok önemli kurumlar. Bir Milli Eğitim Bakanı neden utanır bundan da biyosundan bunu çıkarır, özgeçmişinden çıkarır? Onu İmam Hatipliler Milli Eğitim Bakanı'na sorsun. İkincisi, şoförünü istisnai kadrodan özel kalem yaptı. Yani şoför görev yapıyor, diyor ki bakanlık, sen özel kalem müdürün, devlet memuru değilse, örneğin dışarıda bir şirkette görevlisin, bir kamu kurumunda görevlisin, senin çok güvendiğin, senin her şeyini bilen, hayatın yükünü sırtından alan özel kalem müdürün devlet memuru değilse, biz ona istisna bir kadro veriyoruz diyor. Devlet memuru olsun, getirebilsin diye. Beyefendi böyle bir özel kalem müdürü getirmek yerine şoförünü özel kalem müdürü yaptı. Şu anki Milli Eğitim Bakanı. Sonra da sınav açmadan öğretmenleri sınava zorlayan bakan şoförünü sınavsız şube müdürü yaptı. Şube müdürü maaşı alsın. Eski şoförü önce devlet memuru yapıldı, özel kalemmiş gibi gösterilip şimdi de şube müdürü yaptı. Ayrıca iki tane tıp doktorunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na genel müdür yaptı. Nereden bir telkin geldi veya kendisi niçin bu iki arkadaşı bu göreve layık gördü, onu da kendisi açıklasın. Ama bunları yapan kişi utanmadan, sıkılmadan atanamayan öğretmenlere bu ülkede mühendisler de atanamıyor, sizin gibi ağlamıyorlar, ağlamayın dedi. Bu ayıbı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhalde rezaletlerini böyle bir kitap yaparsak ilk ona yazabilir miyiz bilmiyorum. Az rezalet yok ama kesin ilk 20 içinde bir yer buldu bu bakan bu kısa süresinde. Ve öyle çok bilmiş konuşurken 1.2 milyon öğretmen var, bunların 750 bini biz atadık diyerek de öğretmen sayısı 975 bin. Yani 1.2 milyon öğretmen var diyor. Şu anda 975 bin atanmış öğretmen olduğundan bir haber, bir yalan atıyor. Bunu da söylemek lazım. Ve tabii örnek aldığı kabinede de yakın oturuyorlar biraz. Süleyman Soylu'dan bir şey öğrenmiş. AK Parti dönemini boş ver diyor. Sen kendi dönemini öveceksin. Süleyman Soylu yapıyor ya, uyuşturucu karşılaştıracak son 5 yılda diyor. Kendinden önceki İçişleri Bakanları uyuşturucu baronlarıyla işbirlikçisiymiş. Trafik kazası karşılaştıracak kendi bakanlık dönemini söylüyor. Terörle mücadelede rakam verecek çarptırarak kendi bakanlık dönemini söylüyor. Kaldı ki silahlı kuvvetler yokmuş, orada bir ordu yokmuş, bilmem ne yokmuş gibi. Kaldı ki bütün rakamlarda da işine geldiği gibi, istatistikçilere saygım çok ama bir yalancının elinde bilgi, yalan, büyük yalan, en büyük yalan istatistik derler fıkralarda. Süleyman Soylu'nun ağzında buna dönüşüyor. Gerçek istatistik değil de Soylu'nun verdiği istatistikler olunca. Ve hepsine göre kendinden önceki AK Parti dönemi berbat bir dönem. Bence berbat ama sen daha berbatsın. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı, Suç İşleri Bakanımızdan öğrenmiş. Diyor ki, efendim diyor, biz diyor okullara diyor ilk kez diyor bağımsız bütçe verdik. Ya bu kadar bütçe ayrılmış, okullara niye bütçe vermiyorsun sen? Kime diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın senden önce atadığı işte 7-8 tane Milli Eğitim Bakanı'na diyorsun. Hepsine, Nabi Avcısından Nimet Çubukçusuna, hepsine. Hattı zatında Tayyip Bey demiyor mu? Bakan ne bilecek? Paradan 6-0 atan benim. Ne yaptımsa ben yaptım, babacan yapmadı. Yani bugüne kadar okullara özerk bütçe vermeyen Tayyip Bey'di, onu eleştiriyorsun. İkincisi, diyor ki 60 bin temizlik görevlisi görevlendirdim. Bugüne kadar yapılmamıştı diyor. Yapmayan kim? O da Tayyip Bey. Ve
sahaya baktığımızda da bakanın söylediği bunların okullarda temizliğe dönüşmediğini, daha oralarda hani öğretmenler, öğrencilerin velilerine halen daha işte şuraya bağış yapın da güvenlik tutalım, kapıya şuraya bağış yapın da sınıfı süpürsünler dediğini de bir kez daha altını çizmek isteriz. Ama Milli Eğitim Bakanı'nın tamamen kendisinden önceki dönemi sanki CHP dönemiymiş gibi hep bizi kötülüyorlar ya. 40 yıldır iktidarda değiliz, hep CHP'den sonra gelmiş. AK Partili bütün bakanları kendinden öncekileri kötüleyerek kendini övmeye çalıştığının altını çizelim. Mahmut Özer ayrıca da rakam verirken de Süleyman Soylu kadar şuursuz ve çekinmeden veriyor. Diyor ki bizim dönemimizde okullaşma oranı arttı. Sayın Bakan, Milli Eğitim verilerini aç oku. İlk ve ortaokul seviyesinde okullaşma oranı 2002'nin gerisine düştü. 2002'nin ilkokullarda %98.9'du 2002'de. Bugün 93.16. 2002'de bundan 20 yıl önce aldığınız Türkiye'de ortaokullara gitme oranı, ortaokullarda okullaşma oranı %92.40'tı. Bugün 89.8. Öyle okullaşma oranının arttığı marttığı da yok. Bu rakamlarda tamamen yalan yanlış rakamlar. Her okula öğrenci sayısı baz alınarak kadrolu yardımcı hizmetli ataması zorunludur. Okullardaki en büyük sorun güvenlik sorunudur. Kadrolu güvenlik görevlisi, kadroluyu yapamasan hiç olmazsa geçici güvenlik görevlisi derhal ve hızla da kadrolu güvenlik görevlisi okullara gönderilmek zorundadır. Bunun da altını çizmek isteriz. Şimdi bu genel değerlendirmelerden sonra kısa bir özel değerlendirme yapmak gerekirse Boğaziçi Üniversitesi. Bu ilan Boğaziçi Üniversitesi'nin çok önemli bir öğretim görevlisi Profesör Doktor Ünal Zenginobuz için bir onur belgesi ama Türkiye için bir utanç belgesi. Akademik özelliğe inanmayan, Boğaziçi ilk 500'deyken gözünü Boğaziçi'ne döküp dikip tek adam rejiminde Boğaziçi'ne saldıra saldıra Boğaziçi'ni itibarsız bir kurum haline getirmek için her şeyi yapan, önce bir kayyum rektör atayan Melih Bulu'yu, Melih Bulu'dan sonra onu görevden alıp yerine Naci İnci'yi atayan ve ilk 500'deki okulu ilk 1000'in dışına doğru iten saray rejimi ve AK Parti yönetimi en son Profesör Doktor Ünal Zenginobuz'u 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırdı. Bu bir gazete ilanı Türkiye'de verildi. Bunu kınıyorlar. Bir an önce bu hatadan dönülsün diyorlar. Elbette Türkiye'nin çok saygın ekonomi profesörleri, ekonomistleri, hocanın yetiştirdiği şu anda Türkiye'nin en önemli yerlerinde görev yapan insanlar var. Örneğin Selin Sayıkböke de bunlardan bir tanesi, bizim partimizden var. Her siyasi partiden, her siyasi görüşten var. Ama 2012 Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Alvin Roth da var. 2007 Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Eric Maskin de var. Ayrıca Floransa Üniversitesi'nden, Padova Üniversitesi'nden, Harvard Üniversitesi'nden, Sorbonne'dan, DASK'tan ve Duke Üniversitesi'nden de çok sayıda profesör, yapmayın kardeşim, bu kadar değerli bir ekonomisti, bir ekonomi profesörü, bir finans profesörünü, iktisatçıyı öğrencilerinden mahrum etmeyin diyor. Bu ayıp da Türkiye'ye yeter. Bu ilan 2022 yılında Türkiye'deki bir gazetede verildi. Dünyanın bütün meşhur iktisatçıları Boğaziçi'ndeki operasyonu kınıyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Daha bunun üstüne söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Bir de öğrencilerin bir sorunu var. Ön yerleştirme yapıldı. Boğaziçi'li kız öğrenciler başvurdular. 530 kişilik kız yurduna tam yerleşecekler, mesaj çekmişler. Sizi diyor, Anadolu Hisarı'nda bulunan ve Acıbadem'deki KHK yurtlarına kaydırıyoruz. Buraya erkek yurdu yaptık. 530 Boğaziçi'li
kız öğrenci KYK yurtlarına gidecekmiş. Bundan kayyum rektörün haberi var. Mesajı çekenin haberi var. Artık öğrencilerin de haberi var. Ama KYK'lığın yurtlarının haberi yok. Çünkü oralara başka öğrenciler yerleştirdi. Bu 530 öğrencinin durumunu takip edeceğiz. Onların mücadelesine destek vereceğiz. Böyle bir saçmalığa izin vermeyeceğiz. Bunun da altını çizmek isterim. Uzun süredir gündemde olan bir konuyu ısrarla ve inanılmaz belgelerle tarafımıza ulaştırdılar. Diyanette örgütlü sendikalar var. Bu sendikalar bizim promosyon konusunda Diyanet personeline verdiğimiz desteğe hem teşekkür ediyorlar hem bizi bilgilendiriyorlar. Şöyle özetleyelim. 8 bin lira millet promosyon oluyor. Diyanet personeline promosyon ödenmiyor. Neden ödenmiyor? Efendim siz bankadan maaş alamazsınız. Onlar faiz alıyorlar, haramdır. Diyanet personeline yakışmaz. Siz faizsiz finans kurullarına gideceksiniz. Diyorlar ki fetva makamı siz değilsiniz. Bu konuda bir fetva makamı var Diyanet'te. O da bu konuda sorun yok demişken niye böyle yapıyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanı demiş ki biz sizi faizden kurtarıyoruz. Yahu senin işin gücün yok gariban müezzinle, kıt bütçeyle çocuk okutmaya çalışan imamla, vaizle ne uğraşıyorsun? Milletvekilleri onlar bankalardan maaş alsın, saray alsın, bütün kurumlar alsın ki herkes alsın. Diyanete gelince siz faizsiz finans. Efendim faizsiz finans kuruluşu tamam. İhale açmışlar, 6 kuruluş çağırmışlar, ikisi gelmiş. Bunlar da 80 lira para vermiş. Neden? Efendim biz bu kadar verebiliyoruz. Sendika başvurmuş, diyor ki rekabet koşulları oluşmadı. Ankara 4. İdare Mahkemesi iptal ediyor. Ne güzel, yeni olsa bunlar da 8 bin lira alabilirler, hem de peşin alabilirler. Ayda 80 lira veriyor. Danıştay'dan bir karar, rekabet koşulları oluştu, iki firma girmiş. Ya ikisi de faizsiz finans kuruluşu. Bir de bunlar öyle hainler ki, şimdi para yatırmak için git, yandaki bankayla aynı faizi veriyor. Ama adı faiz değil, kar payı. Parayı işletiyoruz, o kadar veriyoruz. E iyi. Kredi çekmek iste, yandaki banka gibi kredi faizi uyguluyor. Piyasa koşulları iyi. Promosyona gelince 80 lira veriyor. Ona muhtaçsın ya. Göya İslami kuruluş, İslam'ın emriyle günde 5 vakit ezan okuyana, namaz kıldırana dişini geçirmiş. Olacak şey mi ya? Olacak şey mi kardeşim? Madem faizde de kafa kafayasın, kredide de kafa kafayasın, burada da kafa kafaya ver. Kıstın ya, ele geçirmiş, imamın, müezzinin, vaizin, vaizenin emeğini sömürüyor adamlar. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne Ağustos ayında başvuruldu. Anayasa Mahkemesi'nden bu başvuruyu öncelikle ve ivedilikle ele almasını talep ediyorlar. Kim talep ediyor biliyor musunuz? Sabahleyin ezanıyla uyandığınız müezzin talep ediyor Anayasa Mahkemesi üyeleri. Kim talep ediyor biliyor musunuz? Görevini yapmak için başka bir şey söyleyemeyen, söylese soruşturma, kovuşturma, disiplin diye görevinden atılmakla tehdit edilen Diyanet mensupları. Onların sesini duyarsanız bu sorunu çözersiniz. Bir de rezalet. Önce promosyon olabilir, özel bankaya gidilebilir deyince Üsküdar müftülüğe hemen gitmiş, mis gibi promosyonu almış. Danıştay bozunca Diyanet müftülüğe, müftülük personeline paraları geri ver. Anasının ak sütü gibi helal parayı bir de geri veriyor. Allah bilir faizinden değil ama onlar kar payı, kar payından geri ister şimdi bu kuruluşlar. Kabul edilebilecek bir iş değildir. Bir maddemiz, Hamza Dağ bugün çıkmış burada basın toplantısı yapmış. Canı TV'ye çıkmak istemiş. İstanbulluları falan aramışlar. Aman bizimkini canlı verin. Televizyonlar canlı yayında verdiler. Birkaç dakika sonra çıktılar. Beyefendinin gündeminde şu var. Çok maddeli. Şimdi e-ticaretin düzenlenmesi kanunu. CHP özünde doğrudur demiş. Çok maddeli bir kanunun birçok maddesine ve tümüne destek vermiş.
bir maddesinin iki fıkrasını mahsurlu görmüş. Anayasa siz bu kanuna evet dediniz niye? Hamza Bey uyanın ya. Bu mecliste bu bir kez olmuyor. Sen bunu mu fark ettin? Bak bir tane grup başkan vekili çıkıp bu açıklamayı yapmaz. Neden biliyorlar? Tümüne evet deriz. Mahsurlu gördüğümüz yerde mahkemeye gideriz. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne gitmek CHP'ye tanınmış bir imtiyaz, bir hak değildir. Haktır ama ödevdir. Hukukçular araştırır, sıkıntılı bir yer görürse mahkemeye başvurur. Sen bunu ne zaman anlayacaksın? 6 ay, 7 ay sonra. Bizim yaptıklarımız işlere karşı, çıkardığımız kanunlara, yapılacak düzenlemelere karşı bu mahkemenin denetiminin ne kadar önemli olduğunu görünce anlayacaksın. O zaman biz senin gibi küplere binmeyeceğiz. Son derece normal. Anayasa Mahkemesi denetimi yargı sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır diyeceğiz. Bunu da bu şekilde bilin. Bir iki fıkraya ölçülülük ilkesi üzerinden mahkemeye gittik diye o konudaki tavrımız değişmedi. Düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında yarına bir atıf yapalım ve öyle bitirelim. Manisa'da büyük bir imar yolsuzluğu vardı. Bunu açıkladık. Normalde MHP hakkında en ufak söz söyleyince haldır uldur cevap verenlerden tık yok. Dedik ki Manisa'daki bu imar yolsuzluğuna bir ses çıkaracaksanız ne âlâ. Çıkarmazsanız kurumsal bir sahipleniş demektir. Suskunluklarını, sakinliklerini Manisa'yı savunamayacak halde olmalarına bağlıyoruz. Doğrudur. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaklarsa bunu kurumsal olarak sahipleniyor demektir. Manisa Büyükşehir, MHP'nin elindeki tek büyükşehir belediyesi. Belediye başkanının kızının arsasına özel imar değişikliği açıklama yapıyor. Şahıslarla uğraşmanız etik değil. Ya belediye başkanının kızı olmasa kim şahısla uğraşacak? Bütün dünyada siyasetin konusudur. Kendi yerlerine 5 kattan 15 kata imar ispatladık. Gık yok. Bu konuda MHP'den bir ses bekliyoruz. Soruşturma açtık, inceliyoruz demezlerse yarın basın toplantısında bu konuyu etraflıca diğer yönleriyle de gündeme getireceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Oy verdiğimizi. Kemal Bey'in kulağına üfürülmekle hayat bulmuş tek şey Kemal Bey'in doğduktan sonra kulağına ismini üfürmüşlerdir. Onun dışında Kemal Bey kulağına üfürmekle hiçbir iş yapmaz. Kemal Bey'in partisi demokratik teamüller içinde partisinin hukukçuları inceler, bir karara varırlar, onu yaparlar. Kulağımıza üfürmekle yerine getirdiğimiz tek şey söylenen ismimize dönüp bakmamızdır. Onu kabul ediyoruz. Başka bir şey kabul etmiyoruz. Bu madde için değil ama genel olarak yani bu madde de içinde olabilir. Sarayla meclis arasında bir gerilim yaşandı o gece. Saray bu maddeye başka maddeye bir sürü itirazlarda bulundu. Geri çekmek istedi. Bakanlık başka bir şey dedi. Grup başka bir şey dedi. CHP de dedi ki bu kanun lazım kanun geçirin arkanızdayız. O geçti. Şimdi Hamza da nereden ne biliyorsa bunu kendi grubuna kendi bakanına o gece telefon trafiği içinde olan AK Partililere sorsun. Biz tümüne evet oyu verdik. Bir maddenin iki fıkrası konusunda hukukçularımız doğru bir şey söyleyeyim. Ölçüsüzlük tespitinde bulundular. Hamza Dağ'a ben bir soru sorayım. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıyoruz. Başvuru CHP'nin bilgisayarında var. Anayasa Mahkemesi'nin kaydında var. Gün verilene kadar da ilan edilmiyor. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Ne zaman gün verilirse. Bu yasaya gün verilmiş mi? Verilmemiş. Hamza Dağ bu başvuruyu nereden biliyor? Soru bu. Bu başvuruyu Hamza Dağ nereden biliyor? Anayasa Mahkemesi'nden AK Parti'ye ve saraya akış mı var? Akış varsa bu nasıl bir kanunsuzluk? Bu nasıl bir güvencesizlik? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgisayarına sızmış olması lazım Hamza Dağ'ın
ya Anayasa Mahkemesi'nden kendilerine bilgi akışı olması lazım. Gün almamış bir kanunun Anayasa Mahkemesi'nden aleniyet kazanması nasıl oluyor? Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin iç denetim unsurlarını harekete geçirmesini de bekleriz. Hamza da korkmasın. 1 Ekim'de Sayın Mehmet Muş bu yasayla ilgili bir düzenlemeyi getirsin ki tartışarak yapmak lazım. En doğrusunu yapmak lazım. Bu düzenlemelerin de fevkinde düzenlemeleri hep birlikte yapmayı arzu ederiz. Anayasa Mahkemesi bunu görüşene yıllar geçiyor ama Ekim'e Hamza Dağ ne istiyorsa getirsinler, hep birlikte müzakere edip geçirelim. Hamza Dağ'ı bu paniğe sevk eden nedir? Ve bu işi neden böyle bir iş takipçiliği boyutuna vardırmıştır? Biz de o kısmını merak ettik gerçekten. Buyurunuz. Siz de söylediniz ama televizyonları başındakiler soruyu duyamıyor maalesef. Meclis hala daha bu imkanı yaratmadı. Bizim genel merkezlerimizde soruyu soran arkadaşımızın da mikrofonu oluyor. Biraz önceki iki soruyu da aslında hep tekrar etmemizi söylüyorlar. Biraz önceki sorular e-ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanunu Anayasa Mahkemesi'ne bir maddenin iki fıkrasını götürmüştük. Bunu niye yaptığımızı sormuşlardı. Cevapları o yüzden biraz önce verdim. Şimdi de soru şudur. Biz basın toplantısına başladığımız dakikalarda bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Bunun 2022'nin kalanı ve 2023-2025 yıllarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Bu konuda ne dersiniz? Tahmin ediyorum daha öncekiler gibi Cumhurbaşkanlığı ve meclis bundan muaf tutulmuştur. Çünkü her türlü kamu yatırımından ilgili bu genelgelerin altına bir tane yıldız koyuyorlar. Cumhurbaşkanlığı muaftır. İki tane yıldız koyuyorlar. Meclis bundan muaftır. Biz bu kısmını hep eleştirdik. Eleştirmeye devam ediyoruz. Bir tasarruf yapılacaksa önce saraydan başlanmalıdır. Dünyanın en müsrif yönetim merkezi külliye dedikleri kaçak saraydır. Ve o kaçak sarayda geçen haftalarda bir tanesi istifa eden danışman, ne danışıldığı belli olmayan ama rüşvet çarkının elemanlarından tutun da neydi belirsiz bir sürü kişiye maaş ödenmektedir. Hepsinin altına araba çekilmektedir. Örneğin iletişim başkanlığının arabası Volkswagen Passat'ken iletişim başkanına dünyanın en pahalı markalarından en pahalı modelleri yurt dışından getirilip altına çekilmektedir. Tasarruf genelgesinde işte tasarruf genelgesi gereği okullarda, koridorda çocukların çıkış saatinde bir ışık yanıp bir ışık söndürülmektedir. Ama saray sabaha kadar ışıklarını söndürmemektedir. Her şeyden tasarruf edilmektedir. Sarayın itibarından tasarruf edilmemektedir. Lüks makam araçlarından edilmemektedir. Almanya dünyanın en lüks makam araçlarını üretmekte ama kendileri mütevazi makam araçlarına binmekte. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın en pahalı Mercedes'inden ikişer ikişer satmaktadır. Ve bugünlerde tasarruf genelgesi ekonomideki sıkıntıyı ve seçim sırasında kamu harcamalarından tasarruf edip bu parayı başka yere harcama noktasındaki iktidar inisiyatifini ortaya koymaktadır. Belirlenen döviz kuru spekülatif mahiyettedir. Ben bugün buraya çıksam 2023 yılı içinde döviz kuru ortalama 21.3 lira olacak desem Özgür Özel spekülasyon yapıyor. Özgür Özel inanmıyor. Biz doları 11 liraya indireceğiz diyecekler. Kendileri kamuya
Dolar kurunun ortalamasını 21 liranın kaç liraydı Kemal Bey? 21,5 lira. Ortalama döviz kurunun 21,5 lira olacağını öngörüyorlar. Bu şu demek, 2023 yılında 21,5 lira döviz kuru ancak şöyle olabilir. İlk 6 ayını bunlar yönetirlerse 30 lira olur dolar. Sonra Bay Kemal ve arkadaşları geldiğinde doları 30 liradan 15, 14, 13 liraya indiririz. Ortalaması 21,5 liraya gelir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu bir ülkede 2023 yılında dolar kurunun 21,5 lirada tutulması bile mucizedir. Sayın Nebati de yani Türk lirasının daha aşağıya düşmeyeceği en değersiz halini işte o zamanki rakamlar 16 civarında. Demek ki daha varmış yani. Şimdi Sayın Nebati'ye bakarsanız akşam evin yolunu bulamazsınız. Sayın Nebati'ye göre bu sene Nisan'da düşüş başlıyordu. Sonra Ağustos'u aldılar. Şimdi 2023'ü aldılar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Nebati örneğin şunu söylüyordu. Borsa 2 aydır rekorlar kırıyor. Borsamıza güvenenler kazandı. Bugün 2 gündür borsa dibin dibinde. Nebati konuştu konuşalı. Tabii Nebati'nin şu rakamı, şu ifadelerini unutmayalım. Dolar 18'den suni ve çare olmayacak, bugünkü durumda onu göster, tedbirlerle 11,5'a düştüğünde global ölçekteki yatırımcılar, kurumsallar bilir bunu, aldanmaz. Olan yine gariban yatırımcı oldu demişti 18'den 11'e düştüğünde. Bugün geçen hafta bakana inanıp borsaya giren küçük yatırımcılar bugün eziliyorlar. Nebati Türk lirası daha değersiz bir hale gelmez, en değersiz noktası dediğinde 16 liraydı dolar. O gitgide 13 lira, 12 lira, 11 lira, 10 lira olacağını savunuyordu. Bugün 18,5 lira ve Cumhurbaşkanı altına imza atmış. 2023'te ortalama 21,5 lira diyor. Bunlar Bakan Nebati ve Recep Tayyip Erdoğan bir dediği bir dediğini tutmayan, öngörüsü olmayan, kendilerine inananları felakete sürükleyip kendilerine inanmayıp ters pozisyon olanları zengin eden bir yönetim anlayışına sahipler. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Kimden? Şimdi tabii. Üst sınırdan. Halk TV'ye üst sınırdan ceza verilmiş ve 3 ayrı ceza verilmiş. Bu cezalardan bir tanesi Süleyman Soylu'yu küçük düşürmektenmiş. Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mafyatik ilişkileriyle, görevini yaparken kullandığı dille, anayasada yazan hak ve özgürlüklerin kullanılmasına engel olmakla ve küfre ve hakarete varan dil ve sıcak siyasetin içinde ve siyasetin de kaldırmayacağı bir üslupla konuşmakla zaten bütün dünyayı rezil ediyor, itibarsızlaştırıyor. Süleyman Soylu'yu itibarsızlaştırmak, Süleyman Soylu'yu küçük düşürmek diye bir şey olamaz. Süleyman Soylu'nun bulunduğu seviyeden, düzeyden daha küçük bir seviye yok çünkü. Bunu hiçbir haber kanalı başaramaz. Soylu'nun mevcut seviyesinin altında bir seviye yok. O yüzden böyle bir cezanın bir kere esastan iptal edilmesi lazım. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın canlı yayında söylediği sözlerden bir kanala ceza vermek, kanalı, izleyiciyi cezalandırmanın yanında bütün televizyon kanallarına siz aktif otosensür, sansür uygulayacaksınız. Şu isimleri yayına çıkarmayacaksınız. Çünkü biz bu isimlerden rahatsızız demektir. Verilen cezalarda en üst sınırın tercih edilmesi de RTÜK'ün ne kadar gözünün döndüğünü, burada %1, %3 uygulanacakken doğrudan %5'lik cezanın uygulanmasının RTÜK'ün aslında kendi hukuka uygun kararlar vermek yerine saraya uygun kararlar veren ve yaptıkları her iş ve icra, her iş ve işlemi
acaba saray bizden ne istiyordur deyip onun da ilerisinde kararları uygulayan bir kurum haline dönüşmüştür. Biz RTÜ'yü düzeltemeyiz. RTÜ'yü ancak bizi dinleyen seyircilerimiz düzeltir. RTÜ öyle söyleyerek düzelmez. Bir demir çubuk değil ki üstüne bir şeyle vurasın düzelsin. Onları düzeltecek bir tek şey var, mühürdür. Oy mührünü AKP ve MHP dışındaki partilere bastığınızda önümüzdeki dönem Millet İttifakı'nda bu RTÜK adil, anayasal bir kuruluş haline gelecek. RTÜK'ü biz düzeltemeyiz, onu seçmenlerimizden bekliyoruz. O ellerindeki mühürü vurdukça RTÜK'ü de düzeltecekler, her şeyi düzeltecekler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.